Selam gençler, benim hocama tekrardan hoş geldiniz. Evet, Newton'un hareket yasalarıyla tekrardan birlikteyiz. 18. videomuz ALT videolarımızdan gençler. Test çözeceğiz ve gerçekten de iyi sorulardan oluşan Newton hareket yasalarının şanına yakışacak sorular çözeceğiz. Hadi biz de başlayalım bakalım. Evet, M kütleli K, L ve N cisimlerinden, K cismi sürtünmesiz eğik düzlemin tepesinden, L cismi sürtünmeli eğik düzlemin tepesinden, N ise alt ucundan fırlatıldığında AK, AL ve AN ivmeleriyle hareket ediyormuş bu ivmeleri. Şimdi bakın, önce mantığını kurmamamız lazım. Şimdi bir, sürtünmesiz bir sistemle başlayalım. Alfa açısına sahip bir sistemde. Eğer M kütleli bir cisminiz varsa arkadaşlar, şimdi bunu dikkat edin. Aşağı doğru neyi vardı hatırlarsanız? Mg nedeniyle değildir. Bu tarafa doğru götürmek isteyen ne vardı bunu? Mg sinüs alfa değil mi arkadaşlar? O zaman böyle bir cisme F eşittir M çarpı A'ya göre kim harekete neden oluyor? Mg sinüs alfa M çarpı A olduğuna göre. O zaman bu işlerde kütlenin önemi yok. O zaman birinci K cismin ivmesi G çarpı sinüs alfa olacaktı. Bakın bu kolaydı. Değil mi? G çarpı sinüs alfa. Yani aslında bu işlerde kütlenin önemi yok. Peki ikinci cisme geldiğiniz zaman ne olacaktı arkadaşlar? İşte bence burada çok uzatmaya da böyle ayrıntı vermeye de gerek kalmayacak. Neden? İkinci de sürtünme var. Bu cisim inmek isterken o zaman bir de sürtünme kuvveti sizi engellemeye çalışacak mı? O zaman sizin üzerinizdeki kuvvet ne olur arkadaşlar? Mg sin alfa değil mi? Eksi sürtünme. M çarpı al olacaktır değil mi? Yani bak az önce mg sinüs alfa iken şimdi mg sin alfadan daha küçük bir şey oldu. O zaman kesinlikle ne dersin? K'nın ivmesi L'den büyüktür. İsteyen arkadaşım sürtünmeyi de açabilir burada. Bakın gene kütlenin gideceğini görün diye açayım size. Mg sin alfa eksi K mg kosinüs alfaydı değil mi sürtünme burada? Kos alfa. Bak M çarpı AL. Bak ne oldu bir anda? M'ler gene gitti gençler. G sin alfa eksi K g kos alfa oldu. Yani ayrıntılı yaparsam da çıkıyor bu iş. Peki 3 numarada ne oluyor? İşte eğlence böyle bu sefer bak. Mg sin alfa senin yukarıya çıkmanı istemiyor değil mi? Bu arada sürtünme kuvveti de istemiyor. Yani bu cisim için bakarsanız ne oluyor? F eşittir M çarpı A'ya göre senin yukarı çıkmanı istemeyen Mg sinüs alfa artı sürtünme var dikkat ederseniz. M çarpı A N cismi. Ne oldu bakın? Mg sin alfaydı. Mg sin alfa eksi F'seydi. Bu ise artı F'se. O zaman en büyük kuvvet kime etki ediyor? N'ye. O yüzden de en büyük ivme de N cismine ait olacaktır. N, K ve L olacak. Lütfen bu soru tipine dikkat edin gençler. Evet. Sürtünmeli ve sürtünme katsayısının 0,5 olduğu eğik düzlemde bulunan 5 kilogram kütleli cisme M kütleli cisim asıldığında durmaya devam ediyormuş. M kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi başlayalım. Buraya doğru ne var çeken gençler? M çarpı G. Hatta G yerine de 10 yazarsak 10M var. Peki buraya doğru bunun dikkat ederseniz 50. Ne yapıyorduk? Hemen bu tarafa doğru sinüs bileşeni. Sinüs 37,06 olduğuna göre 30 Newton buraya doğru, 40 Newton da buraya doğru bileşenlerimiz var. Doğru mu? Şimdi bakın burada astığın cismin yani bu sistem dengede kalıyor değil mi? Hareket etmiyor. Bu ne demek? Burası ya buna eşit değil mi? Ama bir sorun var. Eğer bu adam büyük bir şeyse sistem buraya gitmek ister. O zaman oluşan sürtünme de böyle olurdu değil mi gençler? He, ben sürtünmeyi bulabilirim. Hadi bulalım kenarda köşede hemen. Sürtünme K çarpı N miydi? Hadi bulalım. K'yi vermişler mi bize? 0,5 çarpı N kaç? Bak zemine gelen kuvvet 40. O zaman sürtünmeniz 20 Newton. O zaman sen buraya 20 Newton yazarsan 30 da 20 50 yaptı. Buraya 50'yi kim dengelemiş? 10M. O zaman 10M kütleniz 50 Newton olabilir. Dolayısıyla M ne yaptı gençler? 5 kilogram olabilir. Yalnız bu çaktırmadan ne biliyor musunuz? Maksimum değeri. Peki aslında olamazı bulduk aslında da. Minimum kaç olabilir? Eğer bu kütleyi az yaparsanız ne olur? Bir anda sistem böyle hareket etmeye başlar. O zaman bu sürtünme bir anda buraya döner. Değil mi? 20 diye. 30. 20'sini burası aldığına göre 10M'ye ne kalırdı bu seferde? 10 kalırdı. O zaman M'nin de minimum değeri kaç olabilirdi gençler? 1 kilogram olabilirdi. İşte bak bu da ne? Minimum değer. O zaman bu cisim 1, 2,
4, 5 olabilirken 6 kilogram olamaz. Çünkü senin maksimum ve minimum sayılarını biz bulduk. Nereden anladım? Sürtünmenin hangi yönde olacağını bilmiyoruz çünkü arkadaşlar. Evet, genelde öğrenci arkadaşlarımız sevmediği bir tarz soru tipi. Şimdi şekildeki cisimler arasındaki sürtünme katsayısı 0,5'miş. O zaman bakın hemen böyle bir soruda bu lazım olacağı için buradaki sürtünmeyi bir hesap edelim. 0,5 çarpı üstten gelen kuvvet ne kadar? 20. O zaman bu arada oluşan kuvvet 10 sürtünme. Bu arada daha bitmemiş. 3 kilogramla yer arasında da bir sürtünme varmış. Hadi bunu da bulalım. Sürtünmeyi yazıyorum. 0,4 çarpı yukarıdan gelen kuvvet kim? Hem 2 hem 3 5 yani 50 Newton geliyor. O zaman bu zemindeki sürtünme de 20. Şimdi eğer iki cisim üst üste falan filansa yapacağınız şey çok basit gençler. Hemen 2 kilogramlık cismi ve 3 kilogramlık cismi lütfen ayrı ayrı böyle çizin. Çünkü bakın Newton hareket yasalarında cisimleri bazen ayrı ayrı düşünebilmesi çok önemli. Peki neyi soruyor? İp gerilmesin. Ve şimdi en önemli yere geliyoruz. 2 kilogramlık cismin neresinde sürtünme var? Altında. Peki 3 kilogramın hem üstünde var hem altında. O zaman hem buraya sürtünme hem de buraya sürtünmeleri yazmanız gerekiyor. Bak bunları hazırladım. Bunlar hata yapmanızı engelleyecek. Ve şimdi bu hareketi gözünüzde canlandırması çok önemli. Sen alttaki 50'yi çekersen 3 kilogramlık cisim buraya bir A iğmesiyle gitmek isterken bu böyle gelince bu cisim de bu tarafa gitmek isteyecek midir A iğmesiyle? Şimdi son hamledeyiz. Kuvvetleri göstereceğiz. Bakın 2 kilogramı ne var burayı çeken? T. Başka bir de sürtünme vardı hatırlar mısınız? Sen şimdi sola gitmek istediğine göre sürtünme bu tarafa doğrudur. 10. Hadi yazalım Newton hareket yasasını. Yani F eşittir MA yazıyor. Sola gittiğine göre T 10'dan büyük olmalı. T eksi 10 eşittir 2 çarpı A'dır. Bak bu bitti arkadaşlar. Bir şey yapamazsınız başka. Peki buna gelirsek bu biraz karışıyor. Dikkat et şimdi. Burasından çeken kim var? 50. Başka ip vardı değil mi sol tarafında T. Şimdi en önemli kısım. Nereye gidiyor bu? Buraya. O zaman bu gitmek istediği zaman üstteki sürtünme der ki gitme. Alttaki sürtünme ne der? O da gitme der. O da 20 idi. O zaman hadi bakalım şimdi burada bir F eşittir MA yazarsam. Nasıl? Sağ tarafa çeken bir 50. Sağa gidiyorsa. Bunların toplamından büyük olacak. Burası biraz karışıyor gözükebilir. O yüzden şöyle sarıyla dikkatinizi çekelim. 10 var. 20 var ve de T var değil mi burada arkadaşlar? 3 tane adam var. Hepsini toplamam gerekiyor aynı yönlü olduğu için. Yazıyorum. 10 var, 20 var, T var. Eşittir 3 çarpı A olacak. Ne oldu yani? Burayı bir toparlayalım gençler. Ne yaptı? 30 düşersek 20 eksi T eşittir 3 çarpı A oldu. Bitti arkadaşlar. Bak 2 tane olay bitti artık. Ne yapacağız? Bana ne lazım? T ipi lazım. O zaman şöyle yapalım. Bunları alt alta yazalım. 20 eksi t 3 a ise. Şimdi mesela bak bu iki denklem ne yapabilirim? Hemen bir toplasam t'ler gider değil mi? Bak toplayayım. T'ler gitti 10 kaldı. Eşittir 5 a ise. İğmeniz ne çıktı gençler? 2. Bu 2'yi getir burada yerine koy. 20 eksi t 6 yapacak. O zaman t'nin cevabı da 14 diye buluyoruz gençler. Biz herhalde işlem hatası yapmış olabilir miyiz acaba? 20 eksi t değil mi? A'yı da 2 bulduk. Buraya bakalım bir de. Evet 14. Neyse biz buradaki şıklardan şunu 14'e çevirelim. Düzeltmesini yaparız. Bursa diye yaparız. Hadi bakalım. Kütleleri 2 kilogram ve 3 kilogram olan K ve L cisimlerinden oluşan sistemlere F1 ve F2 kuvvetleri uygulanmıştır. Tamam harika. Sürtünmelerin sadece K ile L cisimleri arasında olduğu sistemlerde L cismini ve K cismini düşey duvara bağlayan ip gerilmeleri. Bak şimdi. Burada çok önemli bir şey var. Mesela burada 3 kilogramlık cisim hareket edebilir mi gençler? Edemez. Niye? Duvara bağlı çünkü. Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Peki bunu götürmek isteyen şey ne? Aslında olayınız çok basit. Bak 3 kilogramlık bir cisim var değil mi burada? Bu adamın üstünde ne var gençler? Bir sürtünme var. Halbuki bu adam duvara bağlı değil mi böyle? T1 diye. Gidebilir mi? Gidemez. Kim götürmek istiyor peki? Bir sürtünme kuvveti. İşte olay basit. T1 ip gerilmesi nedir derlerse sorunuzun cevabı oradaki sürtünmeyi bulacaksın. Peki şimdi en önemli kısma geliyoruz. Burada 0,5 sürtünme varmış değil mi? Yazalım. Sürtünme kaç olabiliyor? 0,5 çarpı yukarıdan gelen kuvvet 20. 10 Newton olabiliyor. Doğru mu? Şimdi buraya çok dikkat et ama. 10 Newton olunması gerekiyor. Ama sen kaç uygulamışsın? 5. Hareket edebilir mi? Edemez. Akıllı sürtünmeye hoş geldin. O zaman bu cismin engelleyen sürtünme ne kadar burada? 5. O zaman
bu cismi etki eden sürtünme de 5 olduğuna göre T1'in cevabı yalnızca 5'ti. Peki buraya geliyoruz. Bu sistemde gene bunun aynısı bakın. Buradaki sürtünme gene senaryo aynı olduğuna göre 10 Newton değil mi? Peki sen 5 ile götürmeye çalışırsan gider mi? Gidemez. Peki 2 kilogramlık cisme iyi bakarsanız şimdi bakın. 2 kilogram buradan tutan kim var bunu? T2 bak bu gidemez. Peki bunu kim götürmek istiyor? Cisimler arasındaki sürtünme. Cisimler arası sürtünme kaçtı? 5. O zaman T2'nin cevabı da 5'ti. Dolayısıyla aradığımız cevap da 1 olarak bulunacak gençler. Kütleleri 1 ve 3 kilogram olan K ve L cisimleri şekildeki gibi üst üste konulmuştur. Sürtünmenin sadece cisimler arasında ve 0,4 olduğu sistem. Bak ne yapıyoruz? Uyan. Hemen bana lazım olacağı için şuradaki sürtünmeyi bulmaya çalışıyorum. Ne kadar? 0,4 çarpı yukarıdan gelen kuvvet 10. Yani 4 Newton'lık sürtünme var. Şimdi olayın en önemli kısmına geliyoruz. Ne dedim ben size? Cisimleri ayrı ayrı çizeme. Bak 1 kilogram burada. 3 kilogram burada. Ve şimdi 1 kilogramın altında sürtünme var değil mi gençler? 3 kilogramın da üstünde var. Zeminde var mıymış? Ona bakıyorum. Sürtünme sadece cisimler arası. Bu arada burada bir F kuvveti var değil mi? Ama burada yok değil mi? Şimdi kural ne? Sen F kuvvetiyle çekince cisimlerin birlikte hareket etmesi. Yani bu adam da buraya A iğmesiyle gidecek. Bu da buraya doğru A iğmesiyle gidecek. Bunu buraya kim götürebilir sizce? Bir kuvvet olması lazım. Tabii ki de kim götürüyor gençler? Bu arada oluşan sürtünme kuvveti. Ne kadardı kendileri? 4. O zaman yazıyorum bakın. F eşittir. M çarpı A'ya göre. Bunu hareket ettiren kütle kuvvet 4. Kime? 1 çarpı A dersem iğmenin 4 olduğunu bulduk. Bak bu iğme burada da 4. Peki ben burada F ile çekmeye çalışırsam burada oluşacak olan sürtünme kaçtı kendileri de 4. Bunu engellemek istiyor. Bu sefer nasıl yazacağım? F eşittir MA'yı gençler. Şöyle yazıyoruz. Sağa gitmek istediğine göre F 4'ten büyüktür. Yani F eksi 4 kaç kilogramsın? 3. Kaç iğmen varmış? 12. O zaman F'imizin cevabı 16 olması gerekir en büyük. Bak aynı soruyu bu sefer üstten uygulamışım. Sürtünmesiz yatay düzlemde çekilen cisimler arasında sürtünme var ve katsayı 0,4'müş. Hadi bulalım bize lazım olacak. Fs eşittir 0,4 çarpı yukarıdan gelen kuvvet 10. Ne yaptı? 4 Newton. Şimdi hemen başlıyorum bak. Ne edip? 1 kilogramı çiz. Neresinde sürtünme vardı? Altında. 2 kilogramı da ayrıca çiziyorum. Bunun da üstünde sürtünme var değil mi? Ve sen buraya bir F kuvvet uyguluyorsun. Peki bunlar gene ne diyor? Birlikte hareket edecek mi? Evet öyle diyor bak. Birlikte hareket etmesi için. O zaman bu adam buraya A iğmesiyle gidiyorsa bu da mı A ile gidecek? O zaman birlikte hareket içinde yazalım. Buradaki sürtünme 4 ise bak sen buraya gidiyorsan ne olacak? Bu sürtünme sana engel olacak. Ne kadar? 4 be. Yaz. F eksi 4. Kime? 1 çarpı A. Bitti. Bir şey yazamazsınız. Peki burada bunu kim hareket ettiriyor bak. Uyan. Bunu bu yönde götüren şey üstteki cismi alttakine uyguladığı sürtünmeydi gençler. Yani 4. O zaman yazıyorum. Kuvvet 4. 2 kilograma A iğmesi veriyorsa A iğmesi kaçmış? 2. Onu da getir burada yerine yazarsan dışarıdan uygulanan o kuvvetin değerinin 6 Newton olduğunu buluyoruz. Aslında tarz olarak bak 3 sorudan beri aynı şeyleri yapmaya çalışıyorum gençler. Kasasında M kütleli cisim bağlı kamyonet ok yönünde A iğmesiyle hızlandırdığımızda cismi kamyonet kasasına bağlayan ipteki gerilme kuvveti 0. Yani bu ne demek? İpte gerilme kuvveti yok. Cisimle kamyonet arasındaki sürtünme katsayısı 0,5 ise. Şimdi bu sistem eğer bu tarafa doğru hızlanıyorsa bakın eylemsizlik kuvveti dediğimiz bir hikayeyle de bunu çözebiliriz. Ama onu yapmamam lazım. Çünkü o bir sanki kuvvettir. Şimdi o halde bu cisim gerçek hayatta baktığın zaman ne olur? Otobüs hızlandığı zaman ne yapar? Seni engellemek, düşürmek isteyen bir kuvvet ortaya çıkar. Sürtünmeyle bunu de. Ama sizin yapacağınız şey çok basit. Bu yönde iğmen varsa bu arkadaş da araçta olduğuna göre bu da bu yönde bir iğme kazanıyor. Neden? Buna birisinin kuvvet uygulamıyor. İp uygulamıyor. Kim uyguluyor o zaman? Tabii ki de. Sürtünme zebindeki. O halde bu cismin iğme kazanmasına neden olan F eşittir MA'ya neden olan şey ne? Sürtünme kuvveti arkadaşlar. Sürtünmeyi bul. K çarpı cisim yere ne uyguluyor? MG eşittir M çarpı A. Bak kütleyi vermememiz çok sıkıntı yaratmadı.
0,5 G'de 10 olduğuna göre o halde bu sistemdeki hızlanma ivmesinin cevabı gençler 5 olarak bulunacaktı. L uzunluğundaki ipe bağlanmış M kütleli cisim tren vagonunun üst tavanına bağlı. A ivmesiyle hızlandığında da alfa açısı yapıyormuş. Buna göre alfa açısı nelere bağlı? Şimdi bak olayı şöyle çizebiliriz. Şimdi bu cismimiz bizim. Değil mi? M kütleli. Ne yapıyor? İp açıldı. İpte bir gerginlik oluşacak. T. Değil mi? Şimdi dikkat etmenizi istiyorum. Aşağı doğru ne var burada? Mg. Değil mi? Bu arada bakın. Bunun düşeyle yaptığı açı alfa ise aynı zamanda ne oluyor? İç ters açılardan bu da alfa değil mi? Şimdi dikkat edin ki özellikle. Ben bu T'yi bileşenlerine ayırırsam bak. T'nin X bileşeni burayadır. Y bileşeni de buraya bakıyor değil mi? Bakın Newton hareket yasasına göre bir cismin zaten dengede kalmaması lazım. Buradan birilerinin sonucunda buna ivme kazandıracak bir kuvvet çıkacak. O zaman şimdi sen ne diyebilirsin? T'nin sinüs alfası burası. Burası da alfanın hemen komşusu olduğuna göre T'nin kosinüs alfası. Şimdi dikkat edin. Ne güzel ya. Yukarıla aşağı tuttururuz. Yani MG ya da şöyle yazalım. T'nin kosinüs alfası neye eşittir? MG. Peki buna eşit olabilecek bir şey yok. Tabii ki sistem buraya doğru gidiyorsa al sana ivme budur. Yani T'nin sinüs alfası da neye eşit oldu gençler? M çarpı A'ya. Ben şimdi ne yapabilirim? Bunları oranlarsam bak. T'ler gider. Ne oldu? Kosinüs alfa bölü sinüs alfa. Hatta bunun ismi istersen kotanjant alfa da olur. Neye bağlıymış? G bölü A'ya. Yani alfa açısı kimle bağlı? G'ye ve A'ya bağlıdır arkadaşlar. O yüzden de aradığımız şurada G, A harfi bu. G ve A olarak buluyoruz arkadaşlar. Mesela ipin uzunluğunu hiç kullanmadım. Veya M kütlesi de ne yaptı? Gördüğünüz gibi gitmiştir arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Kuvvet diyagramı çizmeyi öğrenmenizi istiyorum mutlaka. Şimdi kuvvet diyagramı nasıl çiziliyor? Bir, basit bir x-y eksen oluşturursunuz gençler. Ve cismin basit bir halini buraya çizersiniz. Mesela aynen böyle çiziyorum. İlkelce halini çiziyoruz. Sonra, tamam. Cismin üzerindeki, ne diyor? Yatay sürtünmeli cismin üzerinde de mi verilmiş? F kuvvetiyle çekilen g ağırlıkta. Bak bir, cismin ağırlığı nereye doğrudur gençler? Aşağıya doğru. Başka sen de bir kuvvet uygulamışsın değil mi? Bak cismin merkezinden dışarı doğru bir F kuvveti uygulamışsın. Onu da gösterdik. Alfa açısı yapacak şekilde. Başka? Zemine değiyor mu? Evet yere değiyor. O zaman yerin bir tepki kuvveti vardır değil mi? N vektörü. Başka? Zeminde bir de ne varmış? Sürtünme varmış. Sen bu yöne gidiyorsan o zaman sürtünme kuvveti de sana böyle bir karşı koyacak mıdır arkadaşlar? İşte cismin üzerindeki bütün kuvvetleri yönlere bağlı olarak gösterdik. Bak F var, N var, G var, F, S var. Aynen deniz ışığı gibi göstereceksiniz gençler. Bak soruları lütfen bazen grafik verilmiş ama soruyu anlamanız önemli. Yatay düzlemde durmakta olan bir cisme. Bak o zaman canlandır. Bir yatay düzlem. Burada duran bir M kütleli cisme bir kuvvet uygulamaya başlıyorsunuz. Uygulanan kuvvet bak 4 olana kadar hiç ivme kazanamamış. Niye? 4'ü geçince başlamış. Demek ki statik sürtünme 4'e kadar gelmiş değil mi? 4'ü geçtim. Örneğin F kuvvetinin 6 olduğunda ve sürtünme var değil mi bu zeminde arkadaşlar? Anlıyorum. Ve hatta sürtünme kaç? 4. Ve bu cisim ivme kazanmış. Ne kadar gençler? 1. Hemen ben buradan F net eşittir. M çarpı A yapabilirim. 6 buraya 4 buraya ise net kuvvet 2. M kütleli cisme 1 ivme verecekse o zaman bu cismin kütlesinin 2 kilogram olduğunu bulduk. Peki diyor ki 3. önermeyi hemen cevaplayasım geldi. Cisme 2 Newton'lık kuvvet etki ederse hareket olur mu? Olmaz. Bak 2'de hareket olmuyor. İvme olmuyor. Niye? Sürtünme kuvveti diyor ki gidemezsin. Ben sana diyor ne kadar kuvvet uyguluyorum diyor. Akıllı kafa çalışıyor. Sen 2 uygularsan ben de sana 2 uygularım diyor. Peki sürtünme katsayısını bulabilir miydik? Tabii ki bulabiliriz. Bakın neydi? K çarpı ne? Sürtünme kaçtı arkadaşlar? 4. K çarpı. Cisim kaç kilogram? 2. Yere yapacağı baskı da 20 Newton değil midir? O zaman K'nın cevabı 1 bölü 5 ya da 0.2 olacaktı gençler. O zaman güle güle. 1 ve 3 güzeldir. Evet bakalım ne demiş. Makara ağırlığı, bak bu birazcık bizi zorlayacak ve basit makinelerdeki bir bilgiye ihtiyaç duyacağız. Bakın, şimdi hareketli makaralarda bir tatlı bir belamız vardı, bilmem hatırlar mısınız? Diyelim buraya F desek, şuraya da P desek değil mi? Şu anda ne var burada? Bu F'se, bu da F'se. Hatırlıyor musunuz? Şöyle diyordum. 2F, 1P'dir demiştik değil mi? Ve orada bir şey söylemiştim.
önlerindeki sayılar size yollar hakkında bilgi verir demiştim. Yani bu ne demek? Şu. Ben bu ipi eğer H çekiyorsam, yani buna H dediysem, o zaman bu ne kadar gelir? H bölü 2. Aynı zamanda bu iş yaptığına göre bunun sürati V oluyorsa bununkisi V bölü 2. Bunun ivmesi A oluyorsa bunun ivmesi A bölü 2. Yani ivme değişikliğine hoş geldiniz. Şimdi o zaman ne oluyormuş? Bak bu arkadaş yukarıdakilerin ivmesi buranın, yani çok ip tarafı çok ivme, az ip böyle. Bıraktım şimdi ne olacak? Bak buradan çeken MG nedeniyle bu sistem ne yapacak? Böyle aşağı iniyor. Ve nasıl? Bu adam A ivmesi kazanırsa, değil mi? Bak aşağıdaki A ise bu arkadaşın neyle gelmesi gerekiyor o zaman? 2A ile. Ve dikkat edin şimdi. Bu ip T ise bu da T, bu da T'dir. Bu arada T ile T, makara ağırlığı da önemsenmediğine göre burası nedir gençler? 2T. Artık gerisini yazarız. Bak şimdi. Burada bunu hareketlenen şey ne? Yazıyorum bak. F net eşittir MA'yı yeniden yazıyoruz burada. F net eşittir M çarpı A. Hadi bakalım. Birinci isim için nasıl yazarım? Kim hareketlendiriyor? T. M kütleli cisme 2A veriyor. Bitti. Peki buraya geliyorum. Aşağı gidiyorsa MG eksi 2T eşittir M çarpı A, değil mi gençler? Olay bitti. Neyi soruyor bana? T'nin kaç MG? Bana MA lazım değil bak. 2 MA T ise MA dediğiniz şey T bölü 2 yapar mı? O zaman ne oldu bak? MG eşittir. Bu 2 T'yi de karşıya atarsam ne yapar? 5 T bölü 2. Dolayısıyla T'nin cevabını 2 bölü 5 MG diye buluyoruz gençler. Evet, veda zamanı soru anlamında. Ne demiş? KLM kitapları sürtünmeli yatay masaya şekildeki gibi konulduktan sonra L kitabına yapışık haldeki etiket ok yönünde çekilerek L kitabı hareket ettiriliyor. Bak ben ne yapıyorum? L'yi, etiketi çekerek L kitabına ne yapıyorum? Buraya doğru götürüyorum. Buraya doğru hareket ediyor. Şimdi diyor ki tüm değme yüzeyleri sürtünmeli ise L kitabının K kitabına uyguladığı sürtünme koyuyor. L ne der K'ya? K der ki ona gitme. L de der ki gel benimle der. Değil mi? Bu iş böyledir ha. Değil mi? Mehmet bence olur herhalde. O diyor ki gitme, bu diyor ki gel benimle. Zorla işte güzel. O zaman L K'ya ne diyor? Gel benimle. Hangi yön? Artı X. Sonra M kitabı, sürtünme kuvvetinin yönü ve M kitabının yatay masaya. Şimdi bu sistemde ne olacak peki? L M'ye ne yapacak? Gel bakayım benimle diyor. Değil mi? Tabii yatay zemin M'ye ne diyor? Ne olur gitme diyor. M ne diyor? Hayır sen de benimle gel diyor. Yani M cismi de aslında olay basit. Gitmek istemeyen zemini kendinle götürmek istersin. Mesela ne gibi? Bu kitap bak böyle. Ben bunu götürmek istersen böyle ne yaparım? Masayı da buraya hareketlendirmek istiyorum işte. Mantık bu kadar basit. M kitabının masaya uyguladığı da yine artı x olacaktır. Dolayısıyla her ikisi de artı x yönündedir gençler. Evet geldik son partimiz ödevlendirme, ödev kitleme saati. Evet. Newton hareket yasalarını bakın iki dersten beri bir hayli de soru çözdük gençler. Konuyu lütfen tekrarla dinlen ve kitabımızdan, AYT soru bankamızdan 34, 35, 36, 37, 38, 39. Bak ne kadar kolay çıktı ağzımdan. Bu testleri çöz ve gel. Hadi bakalım. Yeni konu enerji ve hareket.